Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, İran savaşa hazırlanıyor. Ruslardan S-400 füze sistemini istediler. Kıymetli takipçilerimiz, Amerikan medyası İran'ın Rusya'dan olası bir İsrail saldırısına karşı koymak için S-400 hava savunma sistemlerini talep ettiğini yazdı. Bu habere ilişkin geçtiğimiz günlerde İran'da çok yaygın olarak faaliyet gösteren bir STK'nın başkanı yerel basına açıklama yapmış ve Amerika'ya karşı güçlü olmak istiyorsak, Amerika'yı haritadan silmek istiyorsak Rusların S-400'üne ihtiyacımız var demişti. İşte bu haberi destekleyen nitelikte Amerika'dan bilgi paylaşımı yapıldı. Amerikan medya ağı Bloomberg'e göre İran, Rusya'dan olası bir İsrail saldırısına karşı koymak için S-400 hava savunma sistemlerini talep ediyor. Haberde S-400 hava savunma sistemi için sofistike ifadesi kullanılırken, Tahran yönetiminin İran'ın nükleer programına bir İsrail saldırısından endişe ettiği kaydedildi. Bu sebepten ötürü İran'ın Moskova'dan S-400'leri istediği ifade edildi. Tahran yönetimi Ukrayna savaşı devam ederken Rusya'ya kamikaze İHA'lar göndermişti. Değerli izleyenler, konuyla alakalı Bloomberg'e konuşan Amerikalı yetkili ve İsrailli yetkililer, İran'ın S-400'leri alma ihtimalinin olası bir saldırı kararı hızlandırabileceğini söyledi. Haberde Rusya'nın Tahran'a yaptığı savunma yardımı, İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik olası bir saldırı için planlarını yeniden çizmesine neden oluyor ifadelerini kullandı. Dün Amerika Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi oturumunda konuşan Pentagon savunma politikalarından sorumlu müsteşarı Colin Cahill, İran'ın önceki yönetimi 2018 yılında kapsamlı ortak eylem planından çıkma kararı aldığında nükleer bir bomba için gerekli bölünebilir materyali üretmek için 12 aya ihtiyaçları vardı. Şimdi bu süre 12 güne kadar düştü ifadelerini kullandı.